Bu yollarında çalışmanın avantajları ne, dezavantajları ne onu anlatacağım. Olursa Sri Lanka'ya gideceğiz. Yaklaşık 3 saat falan kaldı. Uçup uçmayacağımız da belli değil. Sri Lanka'da olabileceğim mi? Olamayacağım. Onu görmüş olacağız hep beraber. Uçağa herhangi bir kişi gelmezse girebiliyorsunuz. Sizin bilet avantajınız sadece Sun Express uçuşları için değil. Sri Lanka'nın sadece Hindistan'ın gözyaşı diye geçtiğini biliyorum. Şimdi indik. Bir tane taksiye bindik. Başlamış olduğumuz yolculuğumuz sonunda Sri Lanka'da sona erdi. Normalde almak isteseniz 25-30 bine aldığınız biletler 2000-2500 falan. Bir şehir değiştirmekten daha kolay oluyor. Yabancılarla sürekli çalışıyorsunuz. İşte maaşınızın kuru euro olabiliyor. Schengen vizesi çok önemli bir avantaj. Onu şirket alıyor doğrudan. Bayağı kokonat ağaçları falan var her yerde. Herkese merhaba, ben Burakan. Farklı bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda bu yollarında çalışmanın avantajları ne, dezavantajları ne onu anlatacağım ama bunu da yaşayarak anlatacağım. Şu an bir yere gitmeyi amaçlıyoruz. Hiçbir plan yapmadık, herhangi bir rezervasyon, vize başvurusu herhangi bir şeyde de bulunmadık. Olursa Sri Lanka'ya gideceğiz. Burası vizeyi online alıyor. Tek bildiğimiz o var. Yani kapıda vize de var galiba. Onun haricinde uçuş saatine de yaklaşık 3 saat falan kaldı. Uçup uçmayacağımız da belli değil. Nasıl olabiliyor bu? Bunu anlatacağım video içerisinde. Şu an eğer uçakta boş yer varsa öyle uçuyor olacağız. Onun sebebini de anlatacağım. Neden böyle bir şey olduğunun. Eğer uçakta boş yer yoksa da eve tıpış tıpış geri döneceğiz. Bunu daha önce Maldivler'de de Bali'de de yaşamıştık. Bizde sadece vergileri ödeyerek bilet alabiliyorsun ama burada uçakta yer olması lazım uçabilmen için. Şimdi buna canlı olarak şahit olmuş olacağız. Gideceğiz. Arabayı İstanbul Havalimanı'na park etmeye amaçlıyorum. Sonrasında içeriye gireceğim. Bilette yer var mı diye soracağım. Eğer yer varsa alacağız ve vize başvurusunda bulunacağız online. Sonrasında da uçmuş olacağız. Eğer yer yoksa da geri döneceğiz ya da akşam başka bir uçuş varsa ona mı gitsek acaba diyeceğiz. O şekilde karar vermiş olacağız. İptal edebiliyorsun ve işte son ana kadar alabiliyorsun. Eğer uçmazsan, uçakta gitmezsen de iptal edip geri o fiyatı alabiliyorsun. Sri Lanka'da olabileceğim mi, olamayacağım mı, Türkiye'den devam mı edeceğim onu görmüş olacağız hep beraber. Şimdi ben aşama aşama ilerledikçe çekerim bir şeyler. Merhabalar tekrardan. Saatimiz 17.23. Uçak kaçta bilmiyorum. 19'da ya da 19.30'da yani tam emin değiliz. 34 dakika var havalimanına. Havalimanına vardıktan sonra artık bakacağız yani 1 ya da 1.5 saat kalmış oluyor. Arabayı park edip abonman almamız lazım havalimanındaki otoparktan. Sonrasında da gidip online vize almamız lazım. Eğer uçakta yer varsa ya da bilet verme ihtimali varsa. Şu anda mesela valizi el bagajı olarak ayarladık. Küçük valiz aldık. Sebebi de şu. Bazen bilet veriyor ve standby olarak veriyor. Siz orada bekliyorsunuz. Uçağa herhangi bir kişi gelmezse girebiliyorsunuz. Eğer uçağa herkes gelirse sizi almıyorlar. Almadıklarında da aslında valizi tekrardan istiyorsunuz ve bekleme süresi oluyor. Ama valiz yanınızda olursa direkt alıp çıkabiliyorsun. Şirketten bilet alıyorsan, içeriden alıyorsan el bagajı şeklinde götürmek daha iyi oluyor. Hemen zaten iptal olursa giremezsen valizle beraber çıkıyorsun. Bizim mesela ilk Bali'yi denemiştik bir ara. Olmamıştı. O zaman beklemiştik bayağı geceydi de. Hatta orada otoparkta da bir sıkıntı yaşamıştık falan. Ama bunlar tecrübe ettikçe böyle geliştiriyoruz. Birer gün arayla oluyor aslında. Bir gün boşluk oluyor. Mesela diyelim pazartesi ise varsa işte salı olmuyor. Çarşamba oluyor tekrardan İstanbul'dan gidiş olarak. Herhalde oraya gittikten sonra orada sabah 6-10 geçe falan oluyor. Oradan da geri alıp tekrardan İstanbul'a dönüyor. Ondan dolayı dönüşler de o boş olan günlerde. Gidiş olmayan günlerde oluyor oradan buraya dönüşler. Şimdi Türk Hava Yolları diyorum. Sen Sun Express'te çalışmıyor musun? Ne alaka diyebilirsiniz. Yani aslında şöyle oluyor. Hava yolları birbirleriyle anlaşmış oluyor. Sizin bilet avantajınız sadece Sun Express uçuşları için değil. Türk Hava Yolları'nda da ya da işte başka anlaşmalı hangi firma varsa işte Katar Hava Yolları olabilir, AirAsia olabilir. Yani hangisi kayıtlıysa sistemde. Siz zaten normal uçak sitesinden almıyorsunuz bileti. Ayrı bir yer oluyor. Oradan alıyorsunuz.
Orada da bu anlaşmalı havayolu şirketleri görünüyor. Oradan bilet almış oluyorsunuz. Sadece tabii kendi şirketiniz kadar avantajlı olmayabiliyor. Ya da bazı verileri kendi şirketinizde görüyorken, mesela kaç kişilik boş yer kaldı anlık görebiliyorken ya da şirket içerisinden kaç kişi aldı gibi verileri orada göremediğiniz için biraz daha riskli olabiliyor ya da belirsiz olabiliyor. Ama yine aynı şekilde avantajlı oluyor. Fiyatlar da oldukça indirimli oluyor. Yani normalde aldığınız bir uçuşun çok çok aşağısında oluyor. Yani %10'unu sadece ödüyorsunuz gibi düşünebiliriz mesela. Şimdi geldik yine. Arabayla içeri girdiğinizde bir tane fiş alıyorsunuz. Sonrasında da o fişle 15 gün abonelik, 30 gün abonelik ya da günlük saatlik ücreti oluyor. Günlüğe baktığımızda 270 TL'ydi. 15 günlük biraz artmış fiyatı. Önceden 1400 TL falandı. Şu an 2100 TL, 2160 TL gibi bir şey olmuş. Öyle baktığımızda 7 gün normal günlük versek daha iyi. 7 günlük abonelik de olmadığı için mecbur almadık. Elimize bir fiş aldık. Bununla en son 7 gün sonra geldiğimizde ödemeyi yapmış olacağız. Onunla işte kaldıktan sonra geldiğimizde ödemeyi yapmış olacağız o şekilde. Belli değil hani ne kadar kalacağımız. Şimdi harç pulunu da almış olduk. Selamlar dostlar. Uçağa geldik. Çok anlık oldu her şey. Yani ilk başta aslında çekmeyi amaçlıyordum ama çekemeyecek kadar anlık oldu. Hiç döviz de yoktu üzerimizde. Yapacağımız çok şey vardı. Hemen bir personel kısmı görürsünüz böyle havalimanlarında. Oraya gidip sorduk uçakta yer var mı diye. Var, koltuk verebiliriz dediler. Öyle deyince bir yandan işte ben biletleri hallettim. Yani bizim sisteme giriyorsunuz. Oradan hemen alabiliyorsunuz. Onu aldım. Şimdi bu vize süreciyle ilgili ayrı bir yer var. Oraya gitti. Oradan öğrendi. Sonrasında site üzerinden başvurumuzu yaptık. Onaylandı mı bilmiyorum. Rastgele doldurduk. Çünkü tam uçak kalkmadan önce doldurduk. İnternet hani orada anlık bulabiliriz, bulamayız belli olmaz diye hızlı bir şekilde doldurmuş olduk. Sonrasında ATM'ye gittik. Döviz kısmını hallettik ve koşa koşa gittik. Gittiğimizde kapı kapanmıştı. Ondan dolayı da çekemedim aslında. Mecburen açtırmak zorunda kaldı kapıyı. Şansımıza görevli birisi denk geldi. Ona hemen açtırdık. Aradı, uçağı alabiliriz dedi. Sonrasında hızlı bir şekilde girdik. Arkalarda bir yere vermişler bizi. Güzel oldu. 8 saat sürecek. Oraya göre sabah 6'ya 10 geçe varmış olacağız. Sonrasında da kalacağımız yeri ayarlayacağız. İçeriye girmemiz gerekiyor. İşte vizede onay gelmedi. Onay mailini almamız lazım. Onu göstereceğiz muhtemelen. Onu yapacağız. Sonrasında kalacağımız yer hiç belli değil. Nerede olacak ben de bilmiyorum. Eşim sadece araştırıyor. Yani hiç Sri Lanka'nın sadece Hindistan'ın gözyaşı diye geçtiğini biliyorum. Haritadaki görünümü ona benziyor. Gözyaşı damlasına benziyor ve Hindistan'dan ayrılmış gibi böyle. Ondan dolayı öyle diyorlar. Onu biliyorum sadece. Bir de Engin Özdemir'i takip ediyordum. Ondan öğrendiklerim var. Ama hiç yani yer bilgisi, mekan bilgisi yok. Booking'den bakacağız. Muhtemelen hani fiyatımıza uygun bir yeri halledeceğiz. Oradan da herhalde bir telefon alırız. O olmazsa da e-sim alırız diye düşünüyorum. Bir tane uygulama varmış, Pikmi diye. Oradan işte tuk-tukları falan kiralıyormuşsun herhalde. İndiğimizde yine bakacağız, olmadı onu kiralarız. Onun haricinde bir update edeyim dedim. 8 saatlik yolculuğumuz başladı. Karnımız da hafiften aç. Umarım bir an önce yemekler gelir. O şekilde dışarıyı da göstereyim hatta. Bu şekilde muhtemelen vardığımızda sabah olmuş olacak. Sabah uyanacağız. Tablete diziler, filmler indirdim. Onlarla geçer herhalde. Yine indiğimde haber veriyor olurum. Ya ben az önce 8 saat dedim ama 6 saat 56 dakika gösteriyor şu anda. 8 saatten biraz az herhalde. Ben de çok bilmiyorum. Ama şu anda gösterdiği 6 saat 56 dakika. Kolombo'da da saat 22.14'müş şu anda. Bizde ise 19.44. Evet, 1 saat 50 dakikamız kaldı. Şu an Kolombo'da 3.18 geçiyor. İstanbul'da da 12.48 geçiyor. Ve akşam yemeğinden sonra kahvaltı servisimiz verildi.
Kahvaltı menümüz bu şekilde. Börek, yumurta, peynir, reçel, tereyağı şeklinde. Şimdi indik. Burada saat 5:10 geçiyor. Karanlık hala gece. Amacımız ilk olarak Wi-Fi'ye bağlanmak. Sonrasında vizenin onaylanıp onaylanmadığını anlamak. Ona göre geçiş olacak muhtemelen ileride. Ondan sonra döviz bozdurmak, Sri Lanka rupisini almak, sim kartı almak. Burada havalimanında 7 dolara kartlar varmış. Onlardan almayı amaçlıyoruz. Sonrasında dışarıda taksicilerle pazarlık yapmayı amaçlıyoruz. Burada da genelde söylediklerinin yarısını falan söyleyince kabul edebiliyorlar. Yani Bali'de öyleydi ama burada bilmiyorum. Deneyeceğiz aslında. Bir önce onun fiyatını soracağız, sonra yarısını teklif edip bir yerde buluşmaya çalışacağız. Çünkü Pikmi diye uygulamadan sadece tuk-tuk çağrılıyormuş. O da ilk aşamada biraz zor olabilir. Siden önce Booking'den bir yer bulacağız. Sonrasında oraya gitmeyi amaçlıyoruz. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Şu an ama indik sağ salim bir şekilde. Uçuşu tamamlamış olduk. Gösterebilirsem havalimanında bu şekilde. Şimdi şu anda daha geçmedik bize yerine. Burada lavabo var. Burada lavaboya gireceğiz. Sonra buradan devam ediyor olacağız. Selamlar. Havalimanından indik. Şu anda bir tane taksiye bindik. Yani her şey çok hızlı gelişti. Vize süreci onaylanmıştı mail olarak. Bir tane de kart varmış dışarıda duran. Tam vize yerine girmeden önce o kartı doldurduk. Sonrasında vize yerinden geçtik. Sonra çıkarken de Change Office'te Euro'yu bozdurduk. Bir turizm şirketindeki adam 21.000'den açtı işte fiyatı. 17.000'e kadar düşürdük bilmiyorum. Bence kazıklandık hala ama olsun, yine en azından 4.000 düşürdük. Biraz pahalı tabii. Yani buradan şimdi burası havalimanı. Havalimanından Unavatuna'ya gideceğiz. Unavatuna'da işte bir 2-3 saatlik bir yol var. Ona da aslında hemen hemen 55 dolar gibi bir şey. Biraz pahalı ama limanında olduğu için de olabilir. Görmüş olacağız. Yolları da çekeyim şöyle. Evet, başlamış olduğumuz yolculuğumuz sonunda Sri Lanka'da sona erdi. Yani gidip uçup uçamayacağımız dahi belli değildi. Hatta işte bir saat öncesinde bilet almış olduk. 3 saat öncesinde yola çıktık. 4 saat öncesinde valiz hazırladık derken ve sonunda Sri Lanka'dayız. Unavatuna diye bir yerdeyiz. Burada Beach Grove Villas diye bir yer gördük Booking'de. Havuzu vardı ve işte sahile de yakındı. Yürüyerek 8-10 dakika gibi bir şey gösteriyordu. Ondan dolayı direkt havalimanından buraya geldik. Zaten havalimanından çıktıktan sonra oradaki bir acentayla anlaştık. Taksi ayarladık ve buraya getirdi bizi. Sonrasında da yerleşmiş olduk. Benim de bir yandan laptopu kurup çalışmam gerekiyordu. Ondan dolayı hızlı bir şekilde başladım. Bu videoyu da böyle bir update, sonunda ne oldu onu göstermek adına çektim. Bunun olumsuzunu da yaşadık bu arada. İşte uçak full dolu olduğu için binemeyip geri eve döndüğümüz de olmuştu. Bunda şansımıza geldik. Bu videoyu aslında hava yollarında çalışmanın avantajları neler, bunu göstermek adına çekmeyi planlıyordum. Bence güzel oldu. Yani en büyük avantajını göstermiş olduğumu düşünüyorum. Ben hani buraya başlayalı 1 yıl, 4 ay, 5 ay kadar oldu. Çok farklı hayatımda değişti. Önceden yani ülke değiştirmek çok zor geliyordu bana. Yani farklı bir ülkeye gitmek, orayı görmek. Sadece Azerbaycan'a gitmiştim SunExpress'ten önce. Ama sonrasında işte Almanya, Maldivler, Bali derken şimdi Sri Lanka oldu. Ve çok basit bir hale geldi. Ben ilk şirkete gittiğimde de herkes sürekli böyle ülke konuşuyordu işte. Kaya nereye gidiyorsun? Almanya'ya gideceğim, İsveç'e gideceğim falan. Hani böyle muhabbetler dönüyordu. Çok garipsemiştim. Ama oluyormuş. Yani çünkü çok uygun oluyor. Mesela normalde almak isteseniz 25-30 bine aldığınız biletler 2000-2500 falan, yani 1000 küsur olunca ister istemez bir şehir değiştirmekten daha kolay oluyor ve Türkiye'ye göre daha ucuza denk geliyor. Çünkü Türkiye'de siz yere gitseniz orada kalacağınız masraflar çok daha fazla oluyor. Burada daha ucuz oluyor bu tarz ülkelerde.
Ondan dolayı böyle bir avantajı var diyebilirim. Onun haricinde havayolu firması daha çok global olursa eğer bunun avantajları çok oluyor. Yabancılarla sürekli çalışıyorsunuz. İşte maaşınızın kuru euro olabiliyor. Yani bu gibi avantajlar da var. Döviz cinsinden almak çok önemli. Çünkü önceden mesela TL alıyorken sürekli üzülüyordum. Dolar euro her arttığında. Normalde de üzülüyorsun ama daha fazla üzülüyordun. Çünkü maaşın erimiş oluyordu. Bunu en azından o kadar hissetmiyorsun. Böyle bir avantajı da oluyor. Bizde haftanın 3 günü ofisten, 2 günü remote olarak çalışıyorsun. Hafta sonuyla birleştirdiğinde 2 gün hafta sonu, 2 günde remote'u dahil ettiğinde 4 gün. Ya bir günde izin alırsan 5 gün örneğin izin hakkı olduktan sonra 5 gün herhangi bir ülkeye gidip oradan çalışabilirsin ya da 5 gün boyunca gezebilirsin. Ve bu hani ekonomik olarak da uygun hale geliyor. Ondan dolayı böyle bir avantajı var. Farklı kültürleri görmek, gezmek. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde bizim tarafta yazılım ürün yönetimi tarafında çok faydalı. Çünkü sürekli gerçekleşen bir operasyon var. İşte sen bildiğin uçağa bindiğin anda bile ürünlerini görüyorsun ve insanları oradan A noktasından B noktasına ulaşmasına şahit oluyorsun. Senin burada yaptığın katkıları görüyorsun. Bu açıdan çok değerli ve sabah akşam devam eden bir operasyon var. Sürekli iyileştirme ihtiyacı doğuyor. Örneğin uçaktaki, ilk başladığımda söylemişti bir tane mentorum. Uçaktaki bir tane kağıdı azaltmak yıllık 50 bin euroya tasarrufa sağlıyor. Yani tüm uçuşlarda taşınan o bir kağıdı azaltmak demişti. Ya bayağı şaşırmıştım ben bunu duyunca. Ondan dolayı hele ürün yöneticisiyseniz neyi dijitalleştirebilirim, hangi manuel süreci yok edebilirim diye sürekli bakıyorsunuz ve bu da bakış açınızı etkiliyor. Hem de teknolojiyle daha haşır neşir oluyorsunuz. Daha fazla içine giriyorsunuz. Yani o product ürün yönetiminden daha çok teknik ürün yönetimine daha fazla girmiş oluyorsunuz. Böyle de bir avantajı oluyor. Bir de ya bu uçuşların kolay olması eğitim konusunda da büyük olanak sağlıyor. Örneğin bir eğitim beğendiniz ve işte bu Almanya'da ya da İtalya'da ya da Hollanda'da siz ona ticket oluşturuyorsunuz. Ben bu eğitimi almak istiyorum diyorsunuz. Şirket sizi gönderiyor. Ya da işte mesela bir yazılım eğitimi var ya da bir siber güvenlik eğitimi var. Herhangi bir yerde oraya doğrudan gidebiliyorsunuz. Zaten Schengen vizesi çok önemli bir avantaj. Onu şirket alıyor doğrudan. Siz bu sayede herhangi bir Avrupa ülkesindeki eğitime, konferansa, zirveye katılabiliyorsunuz. Orada biletleri de yine aynı şekilde şirket ayarlıyor. Zirvenin konferansın ödemesini de yapıyor. Bunlar da tabii ki büyük bir masraf olmuyor şirkete. Diğer şirketler, havayolunun haricindeki sektördeki şirketlere etkilediği kadar. Ondan dolayı daha kolay alabiliyor bu süreçler, ilerleyebiliyor. Bu da bir avantajı. Kusura bakmayın biraz yorgunum. Şimdi geldik buraya. Doğrudan laptopu açtım. Böyle çalışmaya başladım. Güzel kuş sesleri eşliğinde. Denizi de bir başka videoda falan gösteririm yine. Şöyle hatta tutayım. Böyle bir yerdeyiz. Bayağı kokonat ağaçları falan var her yerde. Yeşil cıvıl cıvıl bir yer. Belki bugün dışarı çıkarız. Ya da dinleniriz bilmiyorum. Her şey çok anlık oldu. Siz de şahit oldunuz zaten. Yani tamamen bir anda burada bulduk kendimizi. Ne yaparız bilmiyorum. Ama duruma göre bakacağız. Böyle söyleyebilirim. Amacım aslında böyle hava yollarında çalışmayı size birebir deneyimleyerek göstermekti. Daha yakından tanıtmış olduğumu düşünüyorum. Yine sorunuz olursa sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Böyle bir gezi planımız da var. Eğer olursa yani vakit bulabilirsek öyle bir gezi planı da yapmayı planlıyoruz. Oradan da yine aynı şekilde çekmeyi amaçlıyorum. Bakalım beraber göreceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.